Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda Türkiye ekonomisinin nasıl şekilleneceğini ekonomist Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Sayın Karatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Beste Hanım, hoş bulduk. Sayın Karatepe, bugün Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı ve Temmuz'da aylık bazda %9,49 artarken yıllık bazda %47,83 oranında bir artış gerçekleşti. Sizce bu oranlar neticesinde Türkiye ekonomisi nasıl şekillenecek? İlerleyen günlerde bizi neler bekliyor? Şimdi Beste Hanım, öncelikle açıklanan enflasyon oranlarından biraz bahsedelim. Hatta ayrıntılı bir biçimde bahsedelim. Bugün açıklanan aylık Temmuz verisi herhalde son 40-50 yıllık dönemde gördüğümüz en yüksek aylık enflasyon verisine tekabül etmektedir. %9,5'a yakın bir aylık veriyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ama bu verinin detayına baktığımız zaman özellikle vatandaşın maruz kaldığı enflasyonun manşete taşınan verinin çok daha üstünde olduğunu görüyoruz. TÜİK'in açıkladığı verilerde en yüksek artan grupta işte örneğin sebzenin yer aldığını görüyoruz. Aylık olarak %20 oranında artan, %20'nin biraz üzerinde artan bir sebze fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığımız, %30'a yakın akaryakıt fiyatlarında artışın olduğu bir dönemin içinde bulunuyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de yaz ayları normalde enflasyon düşük çıktığı zamanlardır. Çünkü tarımsal üretimin oldukça bol olduğu iklim koşulları sebebiyle bir dönemde sebze meyve fiyatlarının bu kadar artıyor olması, genel olarak gıda enflasyonun, manşet enflasyon verisinin oldukça üstüne çıkıyor olması iktidarın aslında enflasyonla mücadele konusunda oldukça başarısız olduğunun bir göstergesi. Ama şimdi sizin sorunuza dönecek olursak, bugün açıklanan enflasyon verisi Türkiye'de resmi verilere göre bile enflasyonun yeniden yükseliş dönemine girdiğini gösteriyor. Bir önceki ay veriler açıklandığında, yani Haziran verileri açıklandığında %40'ın altına gerilediği söylenen yıllık enflasyon verisinin bugün yeniden %47 seviyesine yükseldiğini gördük. Ve önümüzdeki dönemde de bu yüksek enflasyonun seyredeceğini, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı paylaşımdan ve geçen hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan net bir biçimde görüyoruz. Ne dedi Bakan Şimşek? 2024 yılının ortasına kadar enflasyonun bu seyrini sürdüreceğini söyledi. Yani enflasyon yüksek olmaya devam edecektir. Dolayısıyla vatandaşın en azından önümüzdeki bir yıl içerisindeki benim tahminlerime göre 2026 yılına kadar enflasyonun yüksek seyredeceği bir dönemde olacağı ve bundan da ciddi şekilde mağdur olacağı bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet, sizler de bahsettiniz zaten. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranıyla yurttaşın hissettiği enflasyon oranından. Ancak bir de ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranı var ki ENAG yıllık enflasyon oranını %122 olarak açıkladı. Peki bu oranlar sizce neden bu kadar fark ediyor? Bir yerde çift haneli rakamlar var, bir yerde üç haneli rakamlar var çünkü. Şimdi bakın, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına vatandaşın şüpheyle yaklaştığını çok uzun zamandan beri biliyoruz. Hatta bunun böyle olduğunu bugün Mehmet Şimşek'in açıklamasından da anlıyoruz. Övünerek söylediği ya da vurguladığı ifade neydi Bakan Şimşek'in, hatırlayalım. Piyasa beklentileriyle uyumlu bir enflasyon verisi. O zaman daha önceki veriler piyasa beklentileriyle uyumlu değil. Dolayısıyla beklentilerin altında veriler açıklandı mı sorusunu da gündeme getiriyor. Ama bugün açıklanan verinin bile vatandaşın maruz kaldığı enflasyonu ben tam anlamıyla ölçmediğini düşünüyorum. Zaten böyle istatistiklere bakmamızın çok da bir anlamı yok. Yani çarşıya, pazara çıktığınız zaman, alışveriş yaptığınızda fiyatlar hangi seviyede olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün Ankara'da kavunun kilosu 25-30 lira. Yani yaz döneminin ortasında domatesin fiyatı 30 lirayla 45 lira arasında değişiyor türüne göre. Bu kadar yüksek fiyatların olduğu bir dönemde açıklanan %47'lik yıllık enflasyon verisinin bir inandırıcılığı var mı? Vatandaş açısından yok. Ama üzücü olan taraf şu: resmi olarak ilan edilen veriler baz alınarak emekli aylıklarındaki artış, işte asgari ücret artışı ya da ücret pazarlıkları falan yapılıyor.
Dolayısıyla gerçek enflasyonun oldukça altındaki oranların referans alınarak ücret artışlarının ya da emekli aylık artışlarının belirlenmesi vatandaşın reel olarak daha fazla yoksullaşması sonucunu ortaya çıkarıyor. Peki Sayın Karatepe, %58 olarak tahmin edilmişti yıllık enflasyon oranı yetkililer tarafından. Sizce kaç olur? Yıllık enflasyon oranı yıl sonunda biz kaç rakamlarını görürüz? Büyük olasılıkla %70-75 arasında bir yıllık enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız. Merkez Bankası'nın bir önceki enflasyon raporunda ortaya koyduğu %21,7'lik oranı %58'e çıkarmış olması bir önceki tahmine göre biraz yüksek ve 30 puan üzerinde bir artıştan bahsediyoruz ama gerçekleşecek enflasyonun bunun çok daha üzerinde olacağının emarelerini bugün açıklanan enflasyon verisinden de görüyoruz. Dolayısıyla %58'lik hedefin tutturulması söz konusu olmayacak. Muhtemelen %70 ile %75 arasında değişen bir yıllık enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacak. Zaten Merkez Bankası'nın geçen hafta yayınladığı enflasyon raporuna baktığımızda da 2024 yılının ilk yarısına kadar olan dönemde %70'li enflasyonları göreceğimizi tahmin ettiklerini de paylaşıyorlar. Dolayısıyla 58'lik enflasyon tahminlerinin gerçekleşme olasılığını ben pek mümkün görmüyorum. Peki az önce siz de belirttiniz zaten. Yurttaş ekonomik krizi hayli derin hissediyor. Geçinemiyoruz diyenler var, barınamıyoruz diyenler ki kira fiyatları çok yükselmiş durumda. Eylül ayında önümüzdeki aylarda daha da yükseleceği söyleniyor. Peki enflasyon oranları bu durumdayken ilerleyen günlerde yurttaş neler yaşayacak? Hangi günler, nasıl günler bekliyor bizleri? Ve çok zor bir dönem beklediğini biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Zaten 2018 yılından beri biz insanların sistematik bir biçimde yoksullaştığını biliyoruz. Yüksek enflasyondan dolayı ve bunu telafi edecek seviyede ücret artışlarının yapılmıyor olmasından dolayı. Bu süreç önümüzdeki dönemde de devam edecek maalesef. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamakta giderek zorlanacaklar. Bakın emekli aylıklarına yapılan artış %25 olarak duyuruldu ama 9 milyon kişi bir kuruş artış almadı. En düşük seviye olan 7.500 lira yıl sonuna kadar almaya devam edecekler. Şimdi aylık enflasyonun %10'a yakın olduğu sadece Temmuz ayı için söylüyorum. Yılın geri kalan kısmında büyük olasılıkla işte %70'leri bulan yıllık verileri göreceğimiz bir dönemde siz emeklilere bir kuruş artış yapmaz iseniz onların nasıl bir hayat yaşayacağını tahmin edebilirsiniz. Çok zor olacağı belli. Bu sebeple insanlar zaten kredi kanallarına, özellikle kredi kartlarına, kamaşlara vesaireye yükleniyor. İktidar oranda önünü kesebilmek için onların faiz oranlarında ve onların üzerinden alınan vergilerde çok üstü artışlara gitti geçtiğimiz ay içerisinde. Dolayısıyla nasıl bir dönem bekliyor? Şimdiye kadar olduğundan çok daha bir ağır ve zor bir dönem vatandaşı bekliyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki önümüzdeki günlerde dolar ve euronun seyri de hayli merak konusu. Sizce kaç liraları görür? Şimdi döviz kurunun Türkiye'de baskılandığını biliyoruz. Yani seçimlerden sonra önce hızlı bir artış oldu ama ben bugün verilere de baktım. Son neredeyse bir aylık dönemde 27 liranın hemen altında yatay seyreden bir dolar kuruyla karşı karşıya işte 26 lira 95 kuruş seviyesinde seyreden bir dolar kuru var. Bugün enflasyonun %10 olarak ona yakın açıklandığı bir günde doların bir kuruş hareket etmiyor olması açıklanabilir bir durum değil. Burada yaptıkları şey Merkez Bankası olanaklarını kullanarak dövizi baskılamaya çalışmak. Bunda da başarılı oluyorlar, onu söyleyelim. Büyük olasılıkla bu seviyeyi bir süre daha sürdüreceklerdir. Geçmişte de seçimden önce de aynı şeyi yaptılar. Seçimden önce dolar kurunu 19 lira seviyesinde baskıladılar. Hatta 19 lira olmasın diye çok çaba sarf ettiler. Ama seçimden sonra ne olduğunu gördük. Birdenbire dolar kurunu işte 19 liradan 26 liraya kadar hızlı bir biçimde hareket ettiğini gördük. Benzer bir durumu bu baskılamayı sona erdirdiklerinde de göreceğiz. Şu anda imkanları var ve dolayısıyla dolar kurunu baskılıyorlar. Ama nereye kadar bunu sürdürürler onu bilemiyorum ben. Sayın Karatepe, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? İyi günler diliyorum Beste Hanım. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.
Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'yi ekonomik olarak bekleyen günleri ekonomist Yalçın Karatepe ile konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.